1936 doğumluyum. Sene 1950'de seçim oldu. Ben de rast geldi. Ben de o günde fotoğraf çekerdim. Mühür kazıdım. O günde böyle paranın cebinden döküldüğünü bilirim. Mühür kazılmadan, fotoğraf çekmeden. Neyse onu bir parçayla devam ettik. Hemen de marangozluk yapardık. Güzel ben yanlık yoğurt yiyecek, yanlık yapardım. Senede 3-400 tane yanlık yapar satardım. İyi parasını kazanırdık. Sene 1960'da, ondan evvel 56'nın Nisan ayında Siirt'e askerliğe gittim. Jandarmaydım. Orada 4 aylık han eğitim gördüğümüzde 4 aylık han gömrük jandarmaya döndü. Bizi Kilis'e gönderdiler. 40 kişi Siirt'ten gelirken Malatya'da bizi indirdiler. Üzerimizde bir şey vardı. Jandarma üsteğmeni vardı. İnin dedi. Bir onbaşı terfiyesi alın. Kolunuza takın dedi. Biz birer onbaşı terfiyesi aldık. Kolumuza taktık. Ondan sonra kilise geldik. Sen neysin onbaşı? 40 kişi Antepli kilise geldik. Kiliste 40 gün kaldık. Bunlar kaçakçılık yapardı. Bizi geri Siirt'e gönderdiler. Siirt'te bir ay kaldım. Bizi Ankara Mahfız Taburu'na gönderdiler. Ankara Mahfız Taburu'nda Celal Bayer'den atlan Menderes'in köşkünü nöbet tutardık. 45 kişi nöbete kaldırdık Ankara'da. Bir ay sonra oradan dağıtım olduk. Hatay'a geldik. Hatay 7. bölükte askerlik yaptığımızda Antep Jandarma 1. Jandarma Tümeni Tümen Komutanı Tuğgeneral Alettin bir telgraf gönderdi ki ne 7. bölükte bir marangoz tabur karargahından bir marangoz takımlarıyla birlikte Tümen karargah bölümümüze gelmesi arz olunur Tuğgeneral Alettin Graldi. Bir telgraf geldi, ben Antep'e geldim. 17,5 ay o çocuk yuvasının dibinde, Halle Menderes'in dibinde tümen karargahı vardı onda. Oraya geldim. Bir baktım kına istasyon meydanından hürriyet isterik, hürriyet isterik, hürriyet isterik deyip Balayçı şehirde, Demirçi şehirde, Fırıncı şehirde birikmişler. Hürriyet isterik deyip geliyorlar. O günde bir polis vuruldu. Bir vatandaş vuruldu. Ondan sonra jandarma duruma hakim olamadı. Zırhlı Tugay örf idare ilan edildi. Ondan sene 57'nin Cumhuriyet Bayramı'nda. 60'ta da ihtilal Menderes'e geldi. Oldular. İşte durum böyle. Ben sene 65'te babamdan ayrıldım, dükkan açtım. Babamın sene 1946'da buralık gazı oldu. Evet. Şu saatçi Burhan'ın evi var ya, evet. Orada kesmiş binada bir dükkan kiraladılar. Aylığı 1 liradan, senelik 12 liradan durdu Kocada askerlikte bellemiş. Babam da kendi geldi burada evde marangoz işi varmış, orada bellemiş. Ortaklık marangozluk dükkanı açtılar. O günde 60 memur geldi, 60 tane ev gereği oldu. Bir kapı, bir pencere, geceli gündüzü böyle makine yoktu, elden yaptılar. 5-10 sene ortaklık ettiler, ondan sonra ayrıldılar. Babam tekine, sal, bahra, şahra, kapı, pencere yapardı. Durduk Hoca'da çekmeli dezgah yapardı. İşte ben de babamdan öğrendim. 65'te o tarafta bir berber dümeni var. Orada ben 25 sene marangozluk yaptım. Ondan sonra oraya sığmadım, buraya geldim. Buranın da bağdaşımın çocuklarını, oranı da benim. Oranın aylığını alayım, buraya vereyim. Sene 9'dan 2'den beri ben burada çalışayım. Böyle bir şey gücüm yetmiyor. İşte soğan taklası, ekmek taklası, arı kuvanı, bel sapı, kürek sapı, ev işini terk edip bunları yapayım. Pencere olayı bitti de, kapı olayı var.
o inşaatlara gitmeye benim gücüm yetmeyip, bu işte bana ondan cazip geliyor. Bel sapı, kürek sapı, arı varlı, cam, ondan sonra ekmek teknesi, sıvam teknesi, bana ondan cazip geliyor. Eskiden şimdi geliyor. Sene 1950'lerde 4 tane emekli hak mahallelü vardı, bir onda para vardı. Başka kimsede para olmazdı. Şivedine borca iş yapardık, ta sergilerde alırdık parayı. Şimdi 5 kağıt değil, şu en önemsiz bir şey 5 kağıt değil, adam hiç yok mu? Kaldırıp atıyor. 5 kağıdı, 10 kağıdı, sağlık olmadı. Şöyle bir değişiklik var, giren çıkan çoğaldı. Yani Allah'a şükür ekmek parası bozalık. Ondan kaynaklandı yani.